hocamızın devam etmek istediği tüm oyuncularla biz devam edeceğiz. Yani birinci lig takımının 11'in bütçesi var ise, Ankara Gücü'nün Süper Lig'deki bütçesi 50 birimse, 60 birimse, biz bütçe noktasında hiçbir sınırlama koymaksızın mevcut Ankara Gücü'nün kemik kadrosu devam etmek istediği tüm oyuncularla devam etme imkanını sunduk kendisine. İlave eksik bölgelerimiz var. Bunlarla alakalı çalışmasını yapacak, scout ekibimiz bununla ilgili çalışacak, futbol şube sorumlumuz Yusuf Tanık bu konuyla bizzat ilgilenecek, ilave de transferlerimiz olacak. Yani burada şöyle bir şey düşünmeyelim, bu takım Süper Lig takımı, biz bir alt lige düştük diye kadro yapılanması, değişiklikler, böyle bir şey yok. Biz bir sene yapılanma sürecimiz olmuştur, bunu geri Süper Lig'e çıkmak için aynı kadro ilave transferlerle bir şekilde ligin ilk haftasından son haftasına kadar ligi domine edecek ve şampiyonluk dışında bir şansın olmadığı bir takım halinde olacağız. Ankara Gücü'nün toplam borcu 10 milyon euro. 10 milyon euro. Geçen yılki bütçemiz bizim ne kadar biliyor musunuz? 30 milyon euro. Yani baktığınız zaman burada borçluluk anlamında kulübün borçlu görünen birçok kalemi bizler dışında kimse değil. Bizler dışında kimse değil. Ankara Gücü'müze biz ne verdiğimizi burada anlatıp da hani reklam yapacak bir halimiz yok. Ankara Gücü'müz bundan çok çok fazlasını hak ediyor. Biz az bile yapıyoruz. Bunun daha fazlasını da yapacağız. Neden? Çünkü biz bu kulübü hak etmediği bir yere düşürdük. Bunun da üstesinden gelmek için ekonomik anlamda da hiçbir hesap gütmeden bu yıl bütçeyi açacağız. Ne gerekiyorsa yapıp bu takımı geri Süper Lig'e çıkartacağız Allah nasip ederse. Bir başarı hikayesi varsa bunun tamamında camiamızdır. Bir başarısızlık, bir sıkıntı varsa bunun tek sorumlusu başkanımız diyebiliriz, ben diyebilirim. Hani bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Neden dolayı? Hatalarımız, eksiklerimiz vardır ama art niyetimiz yok. Biz bu kulübe fedakarlıktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Bizim canı gönülden, hani dedim ya maddi manevi, ya kim ister bu acıyı yaşamayı, bu travmayı yaşamayı, kim ister? Biz bu süreci yaşadık ama bunun sorumluluğu kesinlikle bizim eksiklerimiz de var. Federasyon nezdinde, hakemler nezdinde bizim uğradığımız çok ciddi haksızlıklar var. Bunlar zaman içerisinde duyacaksınız, göreceksiniz. Şimdi federasyon seçimi öncesi de bu tarz konulara girmek istemiyorum ben. Ama zamanı geldiğinde bunlar açığa çıktığında, ortaya çıktığında herkes daha iyi anlayacak. Ama bir sıkıntı var ise bu sorumluluğu bir kere öncelikle kendimiz üstümüze almamız lazım. Biz maddi imkanlar sunmamızla, kulübümüze katkı sağlamamızla her şey olmuyor. İnsanlara güven duyuyorsunuz. Biz birçok şirkette yöneticilik yapıyorum ben. Yetki verdiğimiz, sorumluluk verdiğimiz insanlardan da karşılığında bir başarı bekliyoruz. Sorumluluk vermeden, yetki vermeden bir başarı hikayesi göremiyorsunuz. Yetki verdik, sorumluluk verdik, güvendik, inandık ama sonunda bu başarısızlık olunca da yani insanlara güven kırılması yaşadık gerçekten. Mehmet Büyükekşi'nin ne başarısını gördük, ne kadar güzel süreç yönetti ki ne kadar destek olalım, ne kadar onun yanında duralım. Bizim bugün başımıza gelen ne varsa bunların en büyük sorumlularından bir tanesi Ankara Gücü'nü düşman ilan etmeleri. Ankara Gücü'ne cephe almaları. Yani bu kulübe o süreçten sonra ziyarete gelen insanların hepsi şunu söylediler. Ya burası 113 yıllık imalatı harbiye. Buraya kimsenin cephe alma şansı yok. Cephe alma hakkı da yok. Hiç kimsenin Ankara Gücü'nü düşman ilan etme hakkı da yok. Bu insanlar yaptıklarını biliyorlar ama dediğim gibi seçim geldiğinde de biz süreci elimizden ne geliyorsa yapacağız. O günde cevabı herkese vereceğiz. Geri Rodriguez'in kontratı da var. Devam da edecek. Bu takımda da hani yaşadığımız o son haftalardaki süreçler ciddi manada hani kendisini de duygu yüklü bir noktaya getirdi Geri'nin. Bu takımda kendisinin bize ilettiği şartlar ne olursa olsun ben bu takımda Süper Lig'e geri çıkartmadan bu takımdan ayrılmayacağım diyor. Şahsi olarak niye tepki göstermedim? Takımdaki arkadaşları da
işin aslı bu yapılan işi doğru bulmadılar. Hepsi gerinin yanına gitti. Hani biz bunları şimdi polemik konusu yapmak da istemiyorum. Keşke olmasaydı.